Tonguç Akademiden herkese merhabalar arkadaşlar. Üçgende açı kenar bağıntıları sizler birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. arkadaşlar üçgende açı kenar bantını derse sizlerle birlikteyiz. Ne göreceğiz? Tabii ki de üçgende açı kenar bantını göreceğiz. Bir de üçgen eşitsizliği bu konunun iki ana başlığı dedik. Ve sözü fazla uzatmayalım. Her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi takvimimize bakıyoruz. Bugün günlerden 4 Nisan Salı üçgenlere başlamıştık. Açıları bitirmiştik. Üçgende açıları bitirmiştik. Bugün de üçgende açı kenar bantını yapacağız. Haftaya mükemmel önemli, çok önemli bir konu. Üçgende eşlik ve benzerlik var. O yüzden bu haftayı lütfen iyi geçirip hemen ödevlerinizi yapın dedim. Ödev demişken hemen ödevi söyleyelim arkadaşlar. Ödevimiz geometri kısmına geçmiştik zaten üçgenlere. Dördüncü ünitede bakın açıları bitirdik, 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 bitirdik. Muhteşem üçlü ile ilgili açı sonlarını bitirdik. Açı kenar ilişkisi var burada 196'ta Tesla 13 ve üçgen eşitsizliği Tesla 14 ve de Açıların birbirine göre büyük açılar küçük açılar, geniş açılar dar açılara göre durumlar var. O da test 15. Artık ilk kısım bittiği için temel kavramlar kısmını da lütfen ödevlerinizi yapın. Buraları yapın. 3 tane testimiz var. Yapamadığınız soruyu kare kod okuttuğunda orada canım hocam senin için yapıyor dedim. Ve artık sözü fazla uzatmayayım. Hemen konuma direkt kafalama dalayım. İşte arkadaşım açık kenar bantlarının ilk kuralı şu. Basit bir kural. O kuralda ne arkadaşım? Bir üçgende büyük kenarın karşısında büyük açı, küçük kenarın karşısında küçük açı olur. Ve unutma arkadaşım bunun tersi de doğrudur. Tersi de doğrudur. Yani bunlar tam tersi de doğrudur. Peki o tersi dediğim şey ne? Küçük açının karşısında küçük kenar, büyük açının karşısında büyük kenar vardır dedim. Bunu da söylemiş oldum. Şimdi arkadaşım mesela böyle bir üçgende A en küçük kenarsa o zaman A açısı en küçük açı olacak. C en büyük kenarsa C açısı da en büyük açı olacak. Bunu söyledik. Bunu anlattıktan sonra hemen bir ısınma mini bir soru yapalım. O da şu. 70-50 toplamları 120. Demek ki şuradaki iç açım nedir? 60 derecedir. O zaman arkadaşım bana ABC birim olan kenarlarımın ne yapacaksın Uzun, uzunluklarını karşılaştır diyor. O zaman hemen karşılaştıralım. 50'nin karşısı küçük kenar olacak. Yani B en küçük kenar olacak. 70'in karşısı en büyük olacak A ve de tabii ki de ortancı da C olacak dedim. Bu basit soruydu. Basit soruyu da hızlı bir şekilde ısınmak maksadıyla yaptık. Geçtik. Ve de burada birçok üçgeni birbirle birleştirirse böyle üçgenden üçgene, üçgenden üçgene ok yöntemiyle gideceğiz. Bakın 67'yi vermiş, 45'i, 65'i, 55'i vermiş. 65, 55 daha 120. Buraya ne kaldı? 60 derece. 67'yi 7'sini buna verelim 7'sini. 52. E bu 60 oldu. 60 60 60 olacaktı. Yalnız bu 52 ise o zaman 8'ini bu adam yemiş. Demek ki bu 68 derecedir dedim. 68 derece isem arkadaşım ben. Bakın ya burada ya da burada. En büyük açıyla başlıyorsun. Oklar seni götürüyorsa böyle. Oklar elini kaldırmadan gidiyorsa süper olur. Bakın burada en büyük kim bu? 68. 68 bunu görüyor. E burada ne olacak? Bilgim yok. O zaman buradan başlayalım. En büyük açım kim? 65. 65 ise başladım. Bakın bu üçgende en büyük bu. Zaten en uzun daha doğrusu. En uzun oysa bu açılar zaten bu kenarlar zaten gitti. İptal. Şimdi bu üçgene geçtiğimde bu diğer taraftan bunun en büyük olduğunu biliyorum. Bu üçgende bundan büyük varsa en büyük o olacak. Bakın 67'nin karşısıysa bu adam burada 68 var. Demek ki bundan büyük bu olduğuna göre böyle ok yöntemiyle olayı bitirmiş oluyoruz. En büyük, en küçük muhabbetinde ne olacak? En uzun, en kısa muhabbetinde en uzun AB kenarım olmuş olacak arkadaşım dedim. Bu soruyu da bitirmiş oldum. Geldik bir başka soruya. Bakın bu soru birazcık daha eşitsizlik konusunu bilmekle ya da pratik yapanlar için bir sıkıntı yok. Pratiklikle alakalı. 58 var. Burada x var. Burada da Y olsun. Bakın Y açısı olsun. Bana diyor ki AB küçüktür BC. AB yani Y açısı küçüktür BC. X'ten. Ha, bakın böyle bir şey varmış. Bakın kenarları okurken açıları söyledim. AB'ye karşılık Y. Y küçüktür. BC'ye karşılık X. X büyüktür. Ha, tamam bunu bulduk. Eyvallah. Bakın şimdi bize diyor ki X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri o zaman şöyle düşünebilir miyiz? X artı Y artı 58 eşittir 180 derece. 58 derece tabii bu. E 58 derece yaptım karşıya. X artı Y eşittir nedir arkadaşım? 122 derece. 8 eklersen 130 olur. Burada bunu da yaptım. Şimdi bakın X, Y birbirine eşit olsaydı bunlar 61'e 61 olacaklardı. Ama gel gör ki X daha büyük, Y daha küçük. Tam sayı dediği için de o zaman x daha büyük olduğu için bunu 62'ye bunu da 60'a çekerim. Mesela y'nin alabileceği en büyük değeri sorsaydı o da 60'tı. Ama bana x'in en küçüğünü soruyor. O da nedir? 62'dir dedim. Ve bu soruyu da bitirmiş olduk. Güzel bir soruydu. Bu soru mantığı çok güzel. Ben seviyorum. Öğrenciler bazen zorlanabiliyor. Ama böyle ikisi aynı olsaydı. Mesela bu mantığı dersin ilerleyen vakalarında başka bir şey söyleyeceğim. Bu kafada olursak iyi olur. İkisi aynı olsaydı 61-61'lerde ama biri büyük. Ne kadar? Çok az büyük. Çünkü en küçük diyor. Onu unutmayalım. Bunun da en büyük değeri 60'tır. Bunu bir kere daha söylemiş olalım. Geldim bir başka soruma. E, A, B, A, B, B, C, A, C var. E şuraya Y dersem ben şunu biliyor muyum? A, B en küçük. A, B'yi gören kim? Y. Y en küçük. B, C'yi gören kim? 55. 55 derece. Peki A, C'yi gören kim? A, C'yi. X. E bunlar arasında böyle bir ilişki varsa x'in alabileceği en küçük değer diyorsa e toplamları belli zaten. Y artı 55 derece artı x eşittir ne olacak arkadaşım? 180 derece olacak. En küçük dediği için ben buna 56 diyemem. 56 dersem bu adam 55'ten büyük oluyor. O yüzden ilk önce x'in ben en büyük de, en küçük değerini istediğim için o zaman ben ne yapmam lazım? Y'ye en büyük vermem lazım. E, y 55'ten küçük olduğuna göre o zaman 54 derece derim. 54, 55 artı x eşittir 180. Tekrardan şu pratik bilgiyi vereyim. Bakın bu 60 olsaydı, bu da 60 olsaydı, bu da 60 olacaktı. 6'sını yemiş bu adam. 5'ini de yemiş. Demek ki 11 yemiş. O zaman ne diyorum? Bu adam 71 derecedir diyorum. Ve bu sorumu da bitirmiş oluyorum. İşte bu kadar arkadaşım. Çok önemli bir mevzu bu da. Bunu da söylemiş olduk. Burada dediğim gibi x'e en küçük 56 verebilirsin. Ama bu sefer y dediğin şey 55'ten büyük çıkar. Olmaz tabii ki de. Bunu da söylemiş olduk. Geldik bir başka soruya. Bu sorum ÖSYM sınavında yani şu an TYT AYT'de TYT sınavında çıktı. 2 değil 3 sene 4 sene önce çıktı. Çok güzel bir soruydu. Hemen soruyu gösterelim. Bakın bir tane o 60, 35 diye bir üçgen var. Hatta şuraya da biz direkt 95'ten dolayı çıkartırsak 85 derece diyelim. Ve dikkatinizi çekeyim şimdi arkadaşım. Katlama oluyor. Bir katlama yaptığında doğrunun üzerinden şaşmıyorsan orada sen 90'lık katlama yapıyorsun. Unutma. Bakın bir katlama yapıyorum. Üçgende. Üçgeni katladığımda hala ben aynı doğru üzerinde katlıyorsam demek ki burada 90 dereceyi kaçırmıyorum. O zaman şurası nedir arkadaşım? Hop 35 derecedir. 3 e, katlamadan dolayı bu 35 buraya gelecek mi? Gelecek. E senin 85 üst tarafın e buraya kaç kalacak? 50. E burası neydi? E 60 derece. E burası neydi? E burası 35 35. Zaten buradan iki iç açının dış toplamı dış açı eşitti. Onu görüyorum. Ya da 50 60 70 olduğunu görüyorum. Bir de benim bildiğim ne var? 90 35 55 üçgeni vardı. Buranın da 55 olduğunu gördüm. Şimdi biraz önce söylediğim gibi ok yöntemiyle kimin kime büyüklüğünü küçüklüğünü göreceğim. Bakın arkadaşım dikkat edin şimdi. Şu üçgende 90'ın karşısı en büyük. Yani gel gör ki AD en büyük. Şimdi bize AD'yi karşılaştırmada vermemiş. Ama ben biliyorum ki AD neye eşit? Katlama olduğu için buraya AD DC'ye eşit. Onu şuraya bir not edeyim. AD DC eşit. Sonrasında arkadaşım bana ne söylüyor? AE ile karşılaştırıyor. Bakın ben AD ile AE'yi karşılaştırabilirim ki ne olacak? AD daha büyük olacak. Kimden? AE'den. Bunu biliyorum. E bu da zaten DC olduğu için DC'den de küçük olacak. AD büyük olduğu için geçtim. Bir de bana diyor ki AB ile karşılaştır onu diyor. Bakın burada en büyük buyken bu üçgene geçtiğimde en büyük bu. Yani AD ile karşılaştırdığımda aynı zamanda ne olacak? AB AD'den de büyük olacak. Bakın AD'den de büyük olacak. Kim? AB. İşte bunu kaçırmayalım. Bakın ok yöntemiyle en büyüğün AB olduğunu buldum. Bu üçgene göre bakarsak AD'nin büyük olduğunu buldum. Aynı zamanda AE'nin de tabii ki de AD'den küçük olduğu için AE'nin en küçük olduğunu buldum. O zaman şöyle bir şey söylüyorum. Benim soruda AD ile ilgili bir şeyim yok. DC'yi soruyor bana. O zaman AD'nin eşitliği olan DC'yi soruda yalnız bırakarak sonucu bulmuş olurum. Ne bulduk peki? AE küçüktür. DC küçüktür. AB olmuş oldu sıralamam. Bunu da söylemiş oldum arkadaşım. Güzel bir soruydu. ÖSYM'de dediğim gibi TYT'de 3 ya da 4 sene önce çıktı. Bayağı da güzel bir soru olarak karşımıza gelmiş oldu. Yeni nesil tarzda bir soru. Çok hoş bir soru. İşte geldik. ikinci kısma üçgen eşitsizliğine. Üçgen eşitsizliğindeki kural da şu. Bir üçgende herhangi iki kenarın uzunluğunun toplamı diğer kenarın diğer iki kenarın pardon özür dilerim. Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük farklarının mutlak değerinden büyük olacak yani demek istediği şey şu bu ikisinin bakın A için söylüyorsak bu ikisinin toplamından küçük olacak farkının mutlak değerinden de büyük olacak mutlak değer niye? eksi olmasın diye yani artı olan kısımdan büyük olacak çok kolay bir mevzu çok rahat yapacağınız bir mevzu mevzu neden bu arada Sonunda söyleyeyim bakın bu kalemin uzunluğu bu da ucunun uzunluğu Şimdi bunları birleştirirsen ikisinin toplamı eder. E bir sonraki ben bunu azıcık eğdiğimde buraya gelen kenar kesinlikle biraz eğilme olduğundan dolayı toplamlarından her türlü küçük olacak. Bakın bu kalemin ucuyla bu kalem üst üste gelse şurada bir fark oluşuyor ikisinin farkı. Ben burada bu farkı biraz ucunu açtığımda gördüğün gibi büyüttüm. Daha da büyütürüm daha da büyütürüm. Nereye kadar büyür bu? Toplamlarına kadar büyür. İşte bu farktan büyük toplarından toplamlarından küçük mevzusu buradan geliyor arkadaşım. Aklında olsun. Çok kolay bir soru yapalım. ABC üçgeninde 7, 9 ve x olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı vardır diyor. Hemen söyleyelim bunun kaç farklı olduğunu. Bir kere ne dedik? X dediğimiz şey 9 eksi 7. Bakın mutlak değer koymadım. Neden koymadım? Çünkü sayılar net belliyse mutlak değere gerek yok. Çünkü niye büyükten küçüğü çıkarttığım için pozitif olacak. O zaman x dediğim şey 2 ile 16 arası. Neler olabilir o zaman? 3 olur, 4 olur. Nokta 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 15'e kadar gider. Peki burada 1 ve 2 olsaydı 15 tane sayı mı vardı? Evet o zaman 15 değil de burada kaç sayı olacak? 13 tane sayı olacak dedim ve olayı bitirmiş olduk. Basit bir soruydu. Isınma mantığıyla yaptık, çözdük, geçtik. Geldik buraya. X eksi 2. E pozitif bir sayıysa 2x artı 2 daha büyüktür. Şimdi bilinmeyen iki tane var, bilinen bir tane var. O zaman bilinmeyenler üzerinden yürüyelim. Bakın 18 dediğim sayı bu ikisinin toplamından küçük olacak. Toplarsam 2 eksi 2 artı 2 birbirini götürdü. X ile 2x toplarsam 3x oldu. Farkları bu adam büyük olduğuna göre bunu çıkartacağım. 2 xten x çıktı. X kaldı. 2'den eksi 2 çıkarsa artı 4 olur. 2'den eksi 2 çıkacak. Eksi eksi artı olduğu için bunu yaptık. Bakın 2 tane farklı yönde bilinmeyen olduğu için ikili ikili yapacağım. İkili ikili yaparsam bakın buraya aldım. X artı 4 küçüktür 18 ise 4'ü karşıya attım. X küçüktür 14 oldu. Bir de diğer tarafı yapayım şimdi. Diğer taraf ne arkadaşım? Diğer tarafta bu sefer 18 küçüktür 3x olduğu için bunu bu tarafa koyduğumda da 6 küçüktür x oldu. Şimdi bu ikisini aynı anda yazayım ben aynı anda yazayım. Yani x dediğim şey neymiş arkadaşım? 6'dan büyükmüş neymiş? 14'ten küçükmüş. Bana diyor ki kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. 7'den başlıyorum. 8, 9 hatta yazmışken yazayım. 10, 11, 12, 13 olacak. Gördüğün gibi 4, 3 daha. Toplam 7 tane değer vardır. Kaç farklı tam sayı değeri var diyor. Ben de 7 değer olarak bunu söylemiş oldum ve bitirmiş oldum. Bakın gördüğünüz gibi 2 bilinmeyen olsa da fark etmez. Sonuçta bu adamın büyük olduğu, bu adamın küçük olduğu aşikar olduğu için bu soruyu da yapmış olduk. Mesela bakın burada 6 değerini koysam burası 4 olur. Burası 14 olur. 4, 14 toplarsan 18 olur ki olamaz bu ikisinin toplamı 18'den büyük olmalıydı. Bu kenardan büyük olmalıydı dedik. O yüzden ilk değerim 7 olarak başlamış olmalıyım. Geldik. Aslında eşitsizlik sorusuna geldik. Aslında geometri değil eşitsizlik sorusuna geldik. Neden? Çünkü şuradaki x değerim 12 ile 8'in farkı pozitif farkı 4 arkadaşım. Toplamı 20. Bakın artık gidip de mutlak değer fark yazdım yapmıyorum. Çocuk işi onlar artık. Aynı x 16 ile 6'nın toplamı 22'den küçük. Aynı x 10'dan da büyük arkadaşım. Şimdi bu ikisi aynı x olduğuna göre mesela x 5 olabilir mi? Hayır olmaz. Eşitsizlik konusunda demiştik? Küçüklerden büyük olan büyüklerden küçük olanı alacağız ki ortak noktayı bulalım. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Gördüğün gibi 20'den küçük 19, en küçük tam sayı değeridir. O da 11'dir. Kaç fazladır diye soruyor. Biz de yazabiliriz ki 8 fazla olduğunu söylemiş olalım. İşte bu kadar. 8 fazla olarak bu soruyu da bulmuş olduk. Gördüğün gibi üçgen eşitsizliği basit bir matematik eşitsizliğine dönüşüyor ve olayı da bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Geldim güzel önemli bir kurala. Hani kitapta ödev verirken geniş açı dar açı diyordu ya işte oraya geldim. Arkadaşım bu açım 90 olursa ben ortaokuldan 7. 8. sınıftan biliyorum ki 90'ın karşısı a kare eşittir b kare artı c kareydi. Bak bunu biliyorum. A kare eşittir b kare artı c kareydi. Bunu hallettim. Geldim bu iki tarafa. Bakın bu açım küçükse bu kenar küçülecek mi? Evet o zaman a kare küçüktür. B kare artı c kare yapıyorsun. 90'dan küçük olduğunda Hatta ben bunu şöyle gösteriyorum. 90 dereceden küçüklüyorum. Burada ama 90'dan büyük olduğunda ise o zaman 90 dereceden büyük olduğundaysa bu a kare büyük tarafa geçecek. A kare büyüktür. B kare, B kare artı c diyeceğim. Bakın nereden çıktı olay? 90 olmasından çıktı. 90'dan büyüksem o zaman a kare büyük tarafa geçiyor. 90'dan küçüksem a kare küçük tarafta kalmış oluyor. Şimdi arkadaşım gördüğün gibi güzel mi güzel Dört tane sorun var. Sonrasında konum bitiyor. İlk başta şuna bir bakalım. Bakın ben bu soruları şöyle çözüyorum. İşlem yapabilirsiniz. İlk başta işlem yapalım göstereyim. A açısı neymiş? 90 dereceden küçükmüş. O zaman şöyle mi diyeceğiz? X kare küçüktür. 6'nın karesi artı 8'in karesi. X kare küçüktür. 36 artı 64. X kare küçüktür. 100. Neyin karesi 100? 10'un. O zaman x kare onun karesinden küçükse anladım ki x nedir? Ondan küçüktür. Pozitif değerlerine baktım. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. he güzel. Bakın x'in ondan küçük olduğunu buldum. Ama bir de üçgen eşitsizliği vardı. O da bana ne söyledi? Farkları iki, toplamları 14 Aynı zamanda bu sayı ondan da küçük. Hah işte o zaman ne diyorum arkadaşım? Ben ne söylüyorum? Şöyle güzel önemli bir şey söylüyorum. Diyorum ki burada benim x'lerim ortak x'ler olacağı için 3'ten başlayacak. Ne olacak? 4, 5, 6, 7, 8, 9 olacak. Neden? Çünkü 10 olsa aşağıya uymuyor. Uymadığı için de gördüğün gibi 3, 7 tane değer vardır dedim. 7 değeri de işaretlemiş, yapmış olduk. İşte bu kadar arkadaşım olayı çözmüş oldum. Geldim bir başka soruma. Burada e, arkadaşlar roket kuralı var. Roket kuralı ne hocam? Şunu söyleyelim. Belki de daha önceden söylememiştir ya da söylemiştir. Şuradaki açı alfa ise, şuradaki açı beta ise, şuradaki açı teta ise o zaman buradaki açı alfa artı beta artı teta'dır. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Burada 90 varsa şurada bir açı, şurada bir açı var. O zaman burası ne olmuş olacak? E, 90'dan haliyle büyük bir açı olmuş olacak. <laughs> Bu arada x'in alabileceği tam sayı değerleri diyor. Biz şu basit eşitsizliği yazalım ilk önce. 10, 9, aradaki fark 1. Aradaki fark değil de toplamları da 19. Bir de arkadaşım ben şunu biliyorum. X kare büyüktür. Neden arkadaşım? Neden büyüktür? 10'un karesi artı 9'un karesinden büyüktür. O zaman x kare dediğim nedir arkadaşım? 181'den büyüktür karesi. O zaman x dediğim şey kök 181'den büyüktür. O zaman x dediğim şey neymiş? Kök 181'den büyük bir şey. Peki bu ikisini ne yapalım? Bir araya getirelim. Nasıl getireceğiz peki? Orada da şöyle yapacağız arkadaşım. E, küçüklerden büyük olanı almıştık. Kök 181'i aldım x. Büyükler x sonsuza kadar gider. Buraya bakarsak küçük olanı alacağım. 19'u aldım. Şimdi arkadaşım çok dikkat. Ben köklerde neyi biliyorum? 10'un karesi 100. 11'in karesi 121. 12'nin karesi 144. 13'ün karesi 169. 14'ün karesi 196. He bu adam demek ki 13 küsür bir sayı. E 13 küsürden büyük olacak diyor bana. O zaman kim var? 14 var. 15 var. Hatta toplamları dediği için 16 var. 17 var. 18 var ve toplamlarının ne olduğunu soruyor. 18, 17 daha 35. 15 daha bak 50. O zaman ne oldu? O, 16, 14 daha 20. 50 artı 20'den dolayı toplamı ne olacakmış? 70 olacakmış dedim. Ve bu soruyu da bitirmiş oldum. E, tabii ki de 70 olmaz. Şuna dikkat et. 16 ile 14'ü toplarsan 70 değil. 80 eder arkadaşım. Bunu da gözden kaçırma sakın. 16 ile 30, 16 ile 14 toplarsan 30 eder, 50 artı 30 sana ne verir? 70 değil de 80 cevabını verir. Burayı gözden kaçırmayalım, basit bir işlem hatası yapmayalım sakın. Geldik son bilgiye. Herhangi ikiz kenarın taban açıları her zaman dar açıdır. E sonuçta tabii ki de e, ikiz kenar bir üçgende e, üst açıyı saymazsan en fazla 90-90 olurlardı. E, yukarıda bir açı olduğuna göre. Demek ki benim ikiz kenarımdaki e, taban açılarım 90'dan küçük. Bize ne diyor? AB, AD'ye eşitmiş. E eşitse o zaman arkadaşım. E sen ne biliyorsun? Şu açı 90'dan küçük. E bu açı ne? 90'dan küçük. E sen şunu biliyor musun? Sen şunu biliyor musun? Bu açı da o zaman 90'dan küçükse. Bu da 90'dan büyük olmak zorunda. Çünkü toplamları 180. E arkadaşım şurası 5 değil mi? E, süper. E, o zaman bana diyor ki x'in alabileceği en büyük ve en küçük değer diyor. Bir kere şunu şuraya yazayım. İlk başta üçgen eşitsizliği. 5'ten 12'den 5 çıktı 7. Bakın eksi 7'ni 7 ye değil demeyin mutlak değer vardı. Siz büyükten küçüğü çıkartın mutlak değeri iptal edin. 12 5 17. Bir kere bu kuralı unutmayacağım. Peki ikinci alternatifim neydi? O da şuydu. Onu da şuradan yazalım. 90'dan e, büyük olduğuna göre x'in karesi büyüktür. Ne olacak? 5'in karesi artı 12'nin karesi. E x'in karesi ne olacak o zaman? 25 artı 144'ten 169. Her tarafı köke alırsam x'in karesi e, 169, 13'ün karesi olduğu için demek ki 13'ten büyükmüş. Yazalım. 13'ten büyük x. Nereye kadar? Sonsuza kadar gider. Bu, bu, bu eşitsizliğe göre. Ama ikisini aynı anda düşünürsek, e, küçüklerden büyük olan aldım büyüklerden küçük olan. E sonsuza kadar gider diyorsam küçük olan 17 oldu. Bana toplamını soruyor. Toplamına bakarsam kim var? 14, 15, 16 ve 17. 17 yok bu arada. 17 yok. Az kalsın 17'yi de yazacaktım. Bunu da yazacaktım ama yazmadım tabii ki de. İptal ettim. Hemen bakalım o zaman ne olacak arkadaşım? Hemen söyleyelim. 14 ile 16'yı toplarsan 30, 15'i toplarsan toplamları 45 etmiş olacak benim için. Tabii ki de bu arada dikkat etmem gereken üçünün toplamını sormuyor. En küçük ve en büyük toplamını soruyor. O zaman bu 45'i iptal ettim. Ne dedim? 14 ile 16 en küçük ve en büyük değerlerdir. O zaman cevabım ne olacak? 30 olacakmış dedim. Bu soruyu da bitirdim. Ve artık son soruma geliyorum. Kitaplarda olan bir soru. Nasıl bu soru? ABC kenarların varsa hangisine eşit olamaz diyor ABC uzunlukları. Bu arada çevrem 36. Bakın toplam 36, 36, 36, e, buraya bakıyorum 36, buraya bakıyorum 36, hepsi 36. Ama hangisi olamaz? Toplamları 30, farkları 0. O zaman bu 6, 0 ile 30 arasında mı? Evet. 12, 12, e, 0 ile 24 arasında mı? Evet. Burası ne oldu? 3 ile 21 arasında mı? Evet. Buna bakıyorum. E, 1 ile 19 arasında mı? Evet. Buna bakıyorum farkları 2. E, toplamları 18 ile 2 arasında. Hayır 18 sayısı 18 ile 2 arasında değil arkadaşım. Bu soruyu da bu şekilde yapmış göstermiş olduk. Sana böyle sorular testlerde karşına çıkabilecek. Böyle sorular gelirse artık ne yapacağını biliyorsun. Sözü fazla uzatmayalım. Güzel bir ders oldu. Ödevleri yapmadan sakın gelmeyin arkadaşım. Çünkü bir dahaki dersimiz acayip önemli bir ders. Acayip acayip. Yani gerçekten bence bence Geometrinin en önemli konusu üçgende açık konusu. Çünkü bütün her yere bağlanacak. Çemberde bile üçgende açı kullanıyorsun. Üçgende benzerlik özür dilerim açı diyorum. Üçgende eşlik ve benzerlik kısmı çok önemli. Çemberde bile bunu kullanıyorsun. O yüzden ödevleri yapmadan sakın gelmeyelim. Yapamazsak da bakın yapamadığımız sorularda karekotu okutuyorsunuz. Orada zaten canım hocam sizleri çözüyor. Evet dediğim gibi sözü fazla uzatmıyorum. Neler yaptık bugün? Açık kenar bağıntılarını ilk önce yaptık. Sonra da üçgen eşitsizliğini yaptım. Ve konuyu bitirdim. İşte karşında ödüllü soru. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. O zaman ne diyoruz? Bir dahaki derste görüşürüz.